Sevgili dinleyiciler merhaba makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 22 Temmuz pazartesi makalelerimizi sizler için Ataullah Harvas seçti. Ana kumanda masamızda İsmail Salih Sert bizimle ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye gazetesinden Fatih Sele'ye ait Aynı filmi izletmekten ne zaman bıkacaksınız? vakitler Türkiye'nin erken yaşta evlilik diye bir meselesi vardı. Meclis gündemine aldı. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda bir sürü toplantı tertiplendi. Ailelerle görüşüldü. Şehir şehir saha incelemeleri yapıldı. Bir rapor hazırlandı. 700 civarında çocuğun evlendirildiği için okulunu bıraktığı tespitinde bulunuldu. Çalışma daha sonra rafa kaldırıldı. Konu 2016 yılında yeniden gündeme geldi. Aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsur Surlarla boşanma olaylarını araştırılması için bir komisyon kuruldu bu sefer. Hem de CHP'lilerin teklifiyle. Burada erken yaşta severek evlenen kadınlar dinlendi. CHP milletvekili Burcu Köksal bu kadınların ruh ve beden sağlığı bozulmamışsa kocaya verilen 8 yıl cezanın çok fazla olduğunu ifade etti. Ceza kanununda düzenleme yapılırken konuya dair maddeler de eklendi. Teklif komisyona gelince kıyamet koptu. CHP'liler AK Partilileri tecavüzcü ilan etti. Mağduriyetler var diyen Köksal başı çekti. Hükümet cinsel istismar suçlarına af getiriyor. Kızlar tecavüzcüsüyle evlendiriliyor diye ortalık yıkıldı. Düzenleme çarpıtıldı. AK Parti teklifi geri çekti. Sonra erken yaşta evliliklerin cezası tecavüz cezasıyla eş tutulup 18 yıla çıkarıldı. Düzenleme çare olmuş muydu? 8 yılda erken yaşta evlilik bitmiş midir merak ediyorum. Aile Bakanlığı keşke bir istatistik paylaşsa da öğrensek. Erken yaşta evlilikleri tasvip ettiğimden değil ha sadece iki yüzlülüğe dikkat çekmek istedim. Her neyse. Sonra meclise dördüncü yargı paketi geldi. Katalog suçlarla ilgili tutuklamalarda somut delil şartı aranması kararlaştırıldı. Hop Kamuoyunda Elmalı Davası diye bilinen davanın uyduruk delilleri gündeme taşındı, kıyamet koparıldı. Hükümet bu sefer sapık ilan edildi. Sonra ne mi oldu? Davaya konu anne ve baba 3 ay sonra beraat etti. Mevzumuz bu sıralar sokak köpekleri meselesi. Başıboş hayvanlar özellikle büyük şehirlerin kanayan yarası haline geldi, mağduriyetler çığı gibi. Yazılı çizile siyasetçiler sorunun varlığını kabul etti. Muhalefetten yerel seçim sonrası ılımlı mesajlar geldi. CHP lideri Özgür Özel, "Çözelim" dedi. AK Parti kanun teklifini meclise sundu yine bir film koptu. Gizlice meclise sokulan sözde hayvan hakları savunucuları komisyonu basıp teröristirdiler. Milletvekilleri evlatlarını sokak köpekleri yüzünden kaybetmiş insanların üzerine yürüyüp lanlı lunlu hakaretler savurdu. Düzenlemeyi savunanlar da köpek katliamcısı ilan edildi. Bu işi çözelim diyenler bu sefer kendimizi köpeklere siper etmeye hazırız açıklamasını yaptı. Oysa bu işten kendi belediyeleri de muzdarip ve teklif barınak yapmayan başkanlara hapis, hayvanını sokağa terk edene 60 bin lira cezayı da öngören güzel maddeler içeriyor. Maalesef köpek meselesi siyaset dalaşına döndü. Sözde hayvan savunucuları mama muhalefetse siyasi çıkar peşinde. Dün soyadı süresiz nafaka düzenlemesi, bugün öğretmenlik meslek kanunu köpek meselesi. Hep aynı şeyi tartışıyoruz. Halktan tepki gören konular sonra teklifte yer almıyor. Etki ajanlığı, borsadan alım-satım vergisi mesela. Ancak geniş kesimleri ilgilendiren meseleler üstü meseleler, saplı samanın ayrılıp sağlıklı tartışma gerektiren birilerinin son dakika manevralarıyla sabote ediliyor. Köpek, kadın, çocuk kullanmayacakları kimse yok. Kimi iyi niyetli de kervana katılıp bunlara alet oluyor. Hükümet de medya aracılığıyla estirilen rüzgarlardan çekinip geri adım atıyor. Korkarım köpek meselesi de öyle olacağı benziyor. Gazetecilik alışkanlığı ve elden giden Türk şehri. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı muhteşem bir törenle kutlandı. Zaferin en önemli aktörlerinden biri dönemin Başbakan Yardımcısı ve Milli Selamet Partisi lideri Necmettin Erbakan'dı. Rahmetlinin hatıralarını yeniden okudum. Bir yerde şöyle diyor Erbakan, biz Milli Selamet Partisi kanadı olarak ertesi gün saat 5'te ilan edilmesi şartıyla ateşkese razı olabileceğimizi söyledik. Ancak Sayın Başbakan Ecevit gazetecilikten gelme alışkanlığıyla olsa gerek o gün saat 5'e kadar bekleyemedi ve saat 11'de ateşkesi açıkladı. Sonradan yapılan tespitlere göre maalesef ateşkesin erken ilan edilmesi yüzünden Lefkoşa'nın bir kısmını kaybetmişiz. Erbakan'ın anlattıklarına göre Askere Larnaka'yı alın emri veriliyor, tam şehre girecekken Ecevit dönün diyor. Bundan ortakların haberi olmuyor. Peygamberimizin teyze tarafından akrabası olan Ümmü Hiram metfun bulunduğu Larnaka bugün Rumeli'nde. Kadim Türk şehri Siyonistlerin merkezi yapıldı. Batı'dan İsrail askeri silah yardımları Larnaka limanı üzerinden gönderiliyor. Türkiye Gazetesi'nden Fatih Selek'in makalesini sunduk. Aynı filmi izletmekten ne zaman bıkacaksınız? Sabah gazetesinden Nebi Miş'in makalesiyle devam ediyoruz. Göçün siyaseti ve seçimsiz dönem. Batılı demokrasilerde seçim kampanyalarını son yıllarda neredeyse göç ve göçmen karşıtlığı belirliyor. Yıllar içinde yabancı ve İslam düşmanlığı, mülteci karşıtlığı birbirini besleyecek şekilde araç sağlaştırıldığı için önce bir toplumsal taban oluşturuldu. Ardından da etki tepki ikliminde siyaset bu konu üzerinden ayrıştırıldığı için karşıtlıklar ve kutuplaşmalar birbirini besledi. Önce göçmen karşıtlığını merkeze alan radikal tematik partiler merkez siyasetle bu konu üzerinden siyasi mücadeleye girdiler göçmenleri güvenlikleştirerek siyasi sonuç elde ettiler. Ardından da merkez siyasetleri kendi söylemine çökerterek göçün siyasetini ve seçim sonuçlarında belirleyiciliğini yükselttiler. Bir ülkede başarılı olan göçmen karşıtlığı çığ etkisiyle diğer ülkeler tarafından kopyalandı ve sonuçta merkez siyasetler bile bu konuya teslim oldu. Bu yıl içinde yapılan Avrupa Parlamentosu, Fransa ve İngiltere'de yapılan seçim kampanyalarının en önemli gündemi mültecilerdi. Seçim sonuçlarının üzerinde yabancı ve göç karşıtlığının etkisinin giderek arttığı bir kez daha görüldü. Devam eden Amerikan seçim kampanyasının da en önemli gündemlerinden biri göç ve mülteci karşıtlığı. Trump yasa dışı göçmenleri onlar insan değil hayvan söylemiyle etiketleyerek seçilmesi halinde önceliğinin bu konu olacağını belirtiyor. Göçmen karşıtlığının siyasetinde göçmenler gerçekliğin ötesinde manipülatif ve aşırı yorumlarla tehdit algısının içine yerleştiriliyor. Bu konulardaki hassas toplumsal kesimlerin korkuları büyütülüyor. Karşıtlıklar üzerinden artan toplumsal kutuplaşma ikliminde rasyonel ve insani zeminde tartışıp sonuç alınabilecek politikalar üretilemiyor. Son yıllarda benzer bir süreç Türkiye'de kopyalanmaya çalışılıyor. Sığınmacılara yönelik karşıtlık ve korku önce manipülatif ve dezenformasyonlarla beslenerek büyütülmüş, ardından da Avrupa'daki göç karşıtlığı siyasetinin benzeri buraya transfer edilmiştir. Kılıçdaroğlu CHP'sinde uzun süre ana gündem yapılan sığınmacı karşıtlığı her türlü manipülasyon ve üretilmiş sahte içeriklerle bir taban bulunca sadece bu konu üzerinden tematik siyaset yapan yeni bir partinin kurulması Zafer Partisi gecikmemiştir. Gelinen süreçte geçtiğimiz haftalarda Kayseri'de yaşanan olaylara benzer şekilde sığınmacıların çok kolay hedef haline getirilebileceği görüldü. Doğrudan ya da dolaylı olarak mültecilerle ilgisi olan her gelişmenin mecrasından saptırılabileceği, manipüle edilerek bir güvenlik sorununa dönüştürülebileceği bir kez daha test edildi. Sahada gerçeklik ne olursa olsun algılar olgunun önüne geçiyor. Çalıştırdığı tüm işçiler sığınmacı olan bir çiftçi de Sığınmacılar olmasa inşaat faaliyetinin duracağı belirtilen bir müteahhit de sorunun gerçekliğiyle çok ilgilenmiyor. Kendi çalıştırdığı sığınmacı hedef haline geldiğinde farklı bir cümle kurmadan kamusal söylemini düşmanlaştırma üzerine inşa edebiliyor otelinde konaklayan, mağazasından alışveriş yapan, iş yerinde turizm geliriyle kazanç sağlayan tüm Arap turistler mülteci gibi kodlandığında bu konunun muhatabı iş insanı sesini çıkarmadığı için yabancı düşmanlığına su taşıyabiliyor. Elinde tüm sığınmacı sayıları olmasına rağmen şehrinde kaç göçmen olduğunu kendisi de tespit edebilecek imkanı olan bir büyükşehir belediye başkanı üzerinde düşen sorumluluğu bile yerine getirmezken sayıları manipüle ederek mültecileri kolayca hedef haline getirebiliyor. Soruna insani ve rasyonel çözüm önerisi sunmak yerine sorumluluğu hükümetin üzerine atmakta. Buradan bir siyasi kazanç sağlayacağını düşünen muhalefet partisi liderleri de sığınmacı karşıtlığına ve popülist söylemlere savrulmayı bir sorun olarak görmüyor. Önümüzde seçimsiz dört yıl var. Seçim yılı yaklaştıkça sonuçlara etki eden konuların çözümü zorlaşır. Dolayısıyla siyasetin en önemli gündemlerinden biri sığınmacı sorununa çözüm arayışı olmalıdır. Bu sorunun insani ve rasyonel zeminde farklı çözüm arayışları konuşmak ve tartışmak gerekir. Çözümü değil, siyasetini konuştuğunuzda sahadaki gerçeklik ikinci planda kalır. Sahadaki gerçeklik sayılarla, ekonomik yönüyle, bilimsel verilerle, geri dönüş imkanının sınırlarıyla, kısa, orta ve uzun dönemli etki analizleriyle çok katmanlı bir perspektifle ele alınmalıdır. Çözüm de bu gerçekliğin üzerine inşa edilmelidir. Bu konuda 4 yıllık seçimsiz dönem fırsat olarak değerlendirilmelidir. Sabah gazetesinden Nebi Miş'in makalesini sunduk. Göçün siyaseti ve seçimsiz dönem. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Abdülkadir Selvi'nin makalesi var sırada. CHP'de kaset savaşları mı başlıyor? Çetin Altan batıda düello vardır, doğuda pusu demişti. Büyük usta hayatta olsaydı bu sözünü günceller. Batıda düello vardır, doğuda pusu, CHP'de ise kaset kumpası derdi. Ardında kaset kumpası bir FETÖ yöntemiydi. FETÖ tarafından CHP'ye ve MHP'ye kurulmuştu. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bir kaset darbesiyle tasfiye edilip yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilmişti. MHP'de ise genel başkan yardımcıları kaset tehdidiyle istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Şantaj montaj kasetleri MIT tırları operasyonunda ve 17-25 Aralık sürecinde Erdoğan'a karşı kullanılmak istendi. Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık'ın şantaj montaj kasetlerini meclis kürsüsünden dinletti. Önce FETÖ kumpası sonucunda CHP Genel Başkanı'na geldi. Sonra FETÖ'nün şantaj ve montaj kasetlerini meclis kürsüsüne taşıdı. 15 Temmuz darbe girişimi hakkında ise FETÖ ağzıyla konuşup kontrollü darbe dedi. Baykalı kaset kumpasının yaşandığı günlerdi. Bir gün önce yayında kaset komplosu tartışılmış. Ben kasetin siyasetler ben Siyasetin kasetler üzerinden tanzim edilmesinin tehlikeli olduğunu savunmuştum. Yeni Şafak gazetesinde çalışıyordum. Sabit hattan cep telefonum arandı. Deniz Baykal ev telefonundan aramıştı. Şantaj montaj kasetleri üzerinden CHP'nin dizayn edilmek istediğini konuşmuştuk. Bunun Türk demokrasisine pusu olduğunu paylaşmıştık. Telefonu kapatırken sesi titredi. Sağ ol kardeşim çok sağ ol dedi. Vefatından kısa bir süre önce de evinde röportaj yapmıştım. CHP'li birisi akli melekeleri yerinde değil diye bir laf etmişti. Baykal buna çok üzülmüştü. Söyleşiyi tamamladıktan sonra ayrıntılı olarak Kıbrıs Barış Harekatı sırasında hükümette yaşananları anlatmıştı. Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı kabinede yer almıştı. Konuşmalarının yabancı istihbarat servisleri tarafından dinlenmemesi için Ecevit'le hangi yöntemi bulduklarını Durhan Güneş'le Ecevit arasındaki mesajlaşmaları nasıl taşıdığını anlatmıştı. Bana hem tarihi bir olayın iç yüzünü anlatıyor, hem de kafasının nasıl çalıştığını gösteriyordu. Demir elde kafam zenit saat gibi çalışıyor demişti. FETÖ'nün kasetlerle siyaseti tanzim etme olayı tehlikeli bir virüs gibi Türk siyasetinin içine girdi. Muharrem İnce olmayan bir kaset üzerinden İsrailli porno videosuna kes yapıştır yöntemiyle yapılan bir montaj üzerinden Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek durumunda bırakıldı. Üretilmiş kaseti yayanların kuyruklarının ucu CHP genel merkezinden çıktı. Muharrem İnce bunu görüşmeleri sırasında Kılıçdaroğlu'nun yüzüne söyledi. Bunun son örneği Mustafa Sarıgül olayında görüldü. Yeni bir şantaj, montaj kaseti. Acaba neden bu kaset işleri hep CHP'de ya da CHP ile ilgili iktidar mücadelesinde ortaya çıkıyor? Çünkü kasetlerle sonuç alındığını gördüler. Parti içi ya da ülke genelinde mücadelelerinde tepkilerini bu yöntemlerle Tasfiye etmenin tadını aldılar. O nedenle CHP'de kaset işleri devam eder mi diye sorma gereği duyuyorum. Çünkü CHP'de paylaşılacak çok önemli koltuklar ortaya çıktı. Yerel seçimle birlikte CHP'deki koltukların siyasi kıymeti arttı. Siyasi torbada CHP'deki koltukların değeri yükseldi. Çünkü kazanma ihtimali doğdu. Ektidar olma ya da Cumhurbaşkanı seçilme umudu güçlendi. Ödül büyük olunca mücadele de kanlı oluyor. Çünkü İstanbul Büyükşehir Başkanlığı, CHP Genel Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yolda yeni kasetler konuşuluyor. Yerel yönetimlerden başlayarak bir mıntıka temizliğinden söz ediliyor. Yerel yönetimlerden CHP Genel Merkezi'ne oradan Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden sürecin yapı taşları kasetlerle döşenmek isteniyor. Kimi birilerini bir yerlere getirmek için yapılıyor, kimi de birilerini oyun dışına atmak için tasarlanıyor. Bu yol çok tehlikeli bir yol. Bu yöntem çok kirli bir yöntem. Bu tuzak demokrasiye kurulmuş bir tuzak. Doğu Perinçek'in CHP'nin iktidarına ordu da polis de razı olmaz sözlerindeki sözlerini işitince şaşırmadım ama yine de yayını izledim. Doğu Perinçek daha ileri laflar ediyor. CHP'yi PKK ile irtibatlı bir parti olarak gösteriyor. CHP'nin iktidar olabilmesi için Amerika'nın Türkiye'yi işgal etmesi gerektiğini savunuyor. CHP'nin halkın oylarıyla iktidar olma ihtimaline karşılık olarak %90 oy alsa da iktidar olamaz. İnsanlar aldanıp oy verse de buna ne ordu razı olur ne de polis razı olur diyor. Doğu Perinçey'in darbe aşkını iyi bilirim. 27 Mayıs darbesini hala devrim olarak savunanlardandır. Bu yüzden ekranlarda çok tartıştık ama şunu iyi bilmesi gerekir ki bu millet CHP'yi seçerse kimse ona engel olamaz. Perinçey'in özlediği devirler artık geride kaldı. Öyle bir ordu yok. Ayrıca eğer bu millet CHP'yi seçsin ama ordu buna engel olmaya kalkışsın 15 Temmuz'da olduğu gibi meydanlara çıkarız. Yok öyle yağma söz konusu demokrasi mücadelesi olunca Doğu Perinçek teferruattır. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olsaydı aynısı olur muydu emin değilim. Çünkü milli meselelerde duyarlı değil. Özgür Özel'in milli meselelerde devletin yanındaki tutumunu takdir ediyorum. Türkiye'yi yönetmeye talip olanlar söz konusu milli meseleler olunca önce Türkiye sonra partim diyebilmeli. Milliyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunduk CHP'de kaset savaşları mı başlıyor? Kısa bir aradan sonra diğer makalelerimizle birlikte olacağız. <laughs> Makaleler arasından programı devam ediyor. Sırada Milliyet Gazetesi'nden Zafer Şahin'in makalesi var. Gerekirse biz de Kuzey'de yaparız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'ta kurmayı planladığı deniz üssü için şu anda adada Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binası inşaatı yapıyoruz. Onlar askeri üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz. Gerekirse deniz üssü ve deniz yapıları kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümü törenleri için ziyaret ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin 20 Temmuz'un yıl dönümünde iktidar ve muhalefet partileriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğuna işaret eden Erdoğan, bundan 50 sene önce olduğu gibi bugün de ana vatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs Türklerinin yanındayız. İktidar ve muhalefet olarak verdiğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma tablosu bu bakımdan kıymetlidir. Kıbrıs davasının sadece bizim değil 85 milyonun davası, kırmızı çizgisi olduğu böylece anlaşılmıştır dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları özetle şöyle Adanın asli unsuru olan Kuzey Kıbrıs Türk halkının azınlık olarak görülmeye ve gösterilmeye kimsenin gücü yetmez. Bugünkü ziyaretimizde bunu adeta perçinlemiş olduk. İki devletli modelin Kıbrıs meselesinin yegane çözümü olduğu gün geçtikçe daha net ortaya çıkıyor.'' Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı çözüm yolunda bugüne kadar her türlü fedakarlığı göstermiştir. Annan planına evet diyen taraf Kuzey Kıbrıs olduğu halde takdir edilen maalesef yine Rumlar oldu. Bu anlayışla artık bir yere varılması mümkün değildir. Kıbrıs Türklerinin Müktesep hakları olan egemenlik eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri tescil edilmeden bir yere varılamaz.'' Ambargolara rağmen Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle devlet hizmetlerimizi layıkıyla sürdürebilmesi için birlikte çalışıyoruz. Belediyelerimiz, devlet kurumlarımız ve şirketlerimiz tüm imkanlarıyla Kıbrıs Türk halkına destek olmaktadır. Geçen yıl Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasını hizmete açtık. Konut projelerinden ulaştırma yatırımlarına, elektronik devlet hizmetlerinden sağlığa, savunmadan eğitime kadar her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasına katkı sağlıyor. 2024 yılı iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasıyla Kıbrıs Türk halkına büyük fayda sağlayacak yeni projeleri hayata geçireceğiz. Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası alanda maruz kaldığı haksız izolasyonun kaldırılması için de gayretlerimiz sürüyor. 1974 barış Harekatı ile kurduğumuz, 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanıyla tahkim ettiğimiz kazanımları tüm dünyada tanınan Kıbrıs Türk Devleti ile taçlandıracağız. Zaman zaman Yunanistan'daki popülist figürlerin bu tür söylemlerle iki ülke arasındaki ilişkileri dinamitleme gayretlerine şahit oluyoruz. Biz Yunanistan'la iyi komşuluk anlayışımızla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Tabii bu durum böylesi hezeyanlara sessiz kalmamızı gerektirmiyor. Herkesin çok iyi bildiği gibi Türkiye Kıbrıs Barış Harekatının ardından adından da anlaşılacağı gibi barış için yapmıştır ve bu müdahale neticesinde huzur tesis edilmiştir. Son NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'le konuştum. Aynı gün ben Kuzey Kıbrıs'ta bulunacağım. Orada Kuzey Kıbrıs halkına hitap edeceğim. Öğrendiğime göre siz de güneyde olacakmışsınız. Orada hitap edecekmişsiniz. Herhalde birbirimizi rahatsız edecek herhangi bir açıklama yapmayız dedim. O da benim gibi düşündüğünü söyledi. Fakat Yunanistan Savunma Bakanı Dikos Dendias ne yazık ki farklı bir havada belli ki Miçotakis'le yaptığımız görüşmeden haberi yoktu. İleri geri açıklamalar yaptı. Onun bir defa kalkıp da Türklerin orada işgalci olduğunu söylemesinden daha densiz, edep dışı bir ifade olamaz. Sayın Miçotakis'in bu bakana haddini bildirmesi lazım. Bizim çok daha fazla konuşmamıza zaten gerek yok.'' Şu anda adada Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı binasıyla Kuzey Kıbrıs Parlamento binası inşaatı yapıyoruz. Onları bir göreyim durum nedir dedim. Her ikisi de muhteşem birer bina oluyor. Allah nasip ederse en geç Kasım ayı ortalarında bitecek. Bu iki bina başkanlık binasıyla parlamento binası bittiği zaman yanında da oraya hizmet verecek gayet güzel bir mescit yapılıyor. Herhalde bu üstlerden daha önemli bir şey yok. Onlar askeri üs yapıyor. Biz biz siyasi üs yapıyoruz. Tekrar Kontel'e kontrole gidip inşaatlar ne durumda onu görmem lazım. Gördüğüm kadarıyla Kıbrıs taşından hakikaten muhteşem bir eser meydana geliyor. Türkiye gerektiği zamanda gerekli adımları atar, yapılması gerekenleri yapar. Adanın huzuruna asla katkı sağlamayacak ve uluslararası hukuk ihlallerine yol açacak adımlardan özenle kaçınmak lazım. İsrail'deki katliama ortak olmak ne Rumlara ne Yunanistan'a fayda sağlar. Ayrıca gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var. Mesela yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz. Sakın ya gaz sahasındaki gaz üretiminde kullanılacak. Yüzer gaz işletme platformu gemisi. Yaklaşık iki ay sonra Türkiye'de olacak. 300 metre boyunda 58 metre genişliğinde. 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğal gaz üretecek bu platform. Belki de orada 15-20 yıl kalacak adeta üst gibi. Önümüzdeki hafta yola çıkıyor ve Türkiye'ye gelecek. Zaten o üssü gördükleri zaman yeter onlara. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında Milliyet yazarı Zafer Şahin'in de olduğu gazetecilerin sorularını böyle yanıtladı. İbre Türkiye lehine dönüyor. Uçaklarımızın lastiklerini dahi alamıyorduk ama şu anda Petlas uçaklarımızın lastiklerini yapar hale geldi. İnsansız hava araçlarından sihalara kadar geldiğimiz nokta belli. Aselsan, Havelsan, Roketsan tüm bunlar şu anda savunma sanayinde dünya ile adeta yarış halinde. Batı ülkeleri bizim insansız hava uç, araçlarımızla ilgili sipariş üstüne sipariş veriyor. Avrupa Birliği ülkelerinin bizden bu tür taleplerde bulunması devranın nasıl değiştiğini gösteriyor. Kızıl Elma şu anda devreye giriyor. Bunların devreye girişinin o malum çevreleri çok daha çıldırtacağına eminim. Özellikle Amerika'daki seçimin de bu işte tayin edici bir rolünün olduğunu düşünüyoruz. Bu seçimin neticesiyle ne gibi adımlar atılabilir, bunları da ayrıca göreceğiz ama ibre Türkiye'nin lehine dönüyor. Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de yanındayız emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor. Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız bunun anlayışı içinde hareket ediyoruz. Aslında grup başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12.500 lira olacağını açıkladı. Bütün bunlara rağmen muhalefete bakıyorsunuz düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan asgari ücret 17 bin diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Yeni yasama döneminde konuyu gündeme alacağız. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret. Terörle mücadele bir matematik olayı değil. İki kere iki dört diyemezsiniz. Örneğin Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan kardeşimiz yaralandı. 15 gün yaralı olarak kaldı ve maalesef şehit oldu. Hepsinin intikamını alıyoruz. Faturayı çok ağır ödüyorlar, ödemeye de devam edecekler. Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Kazanan yine biz olacağız. Artık onları bekleyen son yakın. Bunu, Burunlarını dahi çıkartamadıkları mağaralar onları koruyamayacak. Uluslararası Adalet Divanı aynı zamanda İsrail'i tazminata mahkum etti. Miktarını henüz açıklamadılar. İsrail zaten bugüne kadar Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararların hiçbirini uygulamadı. Çünkü yanında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batı var. Biz şu anda Uluslararası Adalet Divanı'na karşı dünyanın değişik birçok ülkesiyle birlikte gerekli baskıyı yapıyoruz ve buna devam edeceğiz. İsrail 1947'de ne yaptıysa şimdi de aynısını yapıyor. Değişen bir şey yok. Tüm mesele İsrail'in bu davranışlarına karşı haktan yana olanlarla, adaletten yana olanların el ele verip bu uluslararası adalet divanının verdiği kararın yanında herkesin yer almasını sağlamaktır. Bu oyunu ancak böylesi bir duruşla bozarız. Bu zulmü sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İsrail'e baskı yapması, katil Netanyahu'ya ve beraberindekilere verdiği desteği çekmesi şarttır. İsrail zulm zulmüne karşı birleşmeli ve onları uluslararası hukuka uymaya zorlamalıyız. Biz Demokrasinin tarafındayız. Sayın Trump'la kendisine yapılan suikast girişimini konuştum. Kendilerine alçakça saldırı karşısında demokrasinin yanında durmaları nedeniyle tebrik ettim. Biz demokrasinin tarafındayız ve ülkelerin geleceklerine, halkların özgür iradelerinin karar vermesinden yanayız. Yazılım krizine tedbir. Bu kriz nedeniyle bizde bir sıkıntı yok şu anda. Arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda olsun, diğer tüm birimlerde olsun tedbirleri aldılar. Şu anda işlerimiz ufak tefek aksamalarla yürüyor. Yani dünyadaki sıkıntı bizde aynen yok. Biz iyiyiz. Bununla ilgili arkadaşlarımızın çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söylemeliyim. Atılması gereken adımları hızla vatandaşlarımızı mağdur etmeden atıyoruz. Milliyet gazetesinden Zafer Şahin'in makalesini sunduk. Gerekirse biz de kuzeyde yaparız. Star gazetesindeyiz. Filiz Katman'ın makalesini sunuyoruz. Orta Doğu Savaşı mı? Beşinci aşamaya geçtik. Seyyid Abdülmelik El Husi Yemen. Son birkaç gündür haber akışlarında sürekli aynı haber düşüyor. Husiler insansız hava aracıyla Tel Aviv'i Amerika ve İngiltere Batı Yemen'i bombalıyor ve ardından o meşum soru geliyor. Orta Doğu Savaşı mı başlıyor? Hepinizin bildiği üzere 7 Ekim'de Gazze ile başlayan sürecin ne zaman bir Orta Doğu Savaşı'na dönüştürüleceğini çok yazdık çizdik. Tabii bunda olayların ilk gününden itibaren Hizbullah tehditkar yoğun görsel sosyal medya paylaşımlarının da payı yok değil. Geliyoruz minvalinde mesaj kaygılı bu paylaşımlar üzerinde. En başlarda çok spekülasyon yapılsa da bugünkü noktadayız. Hala geçen yaklaşık 10. ayın sonuna doğru Gazze'ye düşen ateşin durduğu yerdeyiz. Tabii yeni bir ses daha gelmedi değil. Yemen İsrail karşılıklı saldırı haberlerinin ardından ama bu sefer Irak Hizbullahından Yemen'e yönelik saldırılar tüm grupların İsrail'e karşı birleşme olasılığını güçlendirdi. Diğer yandan İsrail savunma bakanı Yoav Gallant, Yemen'de yanan ateşi Orta Doğu'nun her yerinde görebilirsiniz" sözleriyle karşılık vererek amacı ifşa etti. Misillemeye karşı misilleme devam edecek gibi görünüyor çünkü olaya Kızıldeniz'de dahil oldu. Husi askeri sözcüsü General Sare'nin şu açıklamasıyla. Kızıldeniz'deki Amerikan gemisini balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldık ve doğrudan vurduk. Kızıl Deniz'deki gerginlik sonuçlarını hızlı gösteriyor ya da şöyle söyleyelim amacına erişmiş gibi görünüyor. Çünkü İsrail Elyat Liman Müdürü Golber, Husilerin Kızıl Deniz'deki saldırıları nedeniyle gemiler limana ulaşamıyor, liman tamamen durduruldu ve çok sayıda işçiyi işten çıkaracağız açıklamasını yapıyor. Ne ilginçtir ki tüm bunlar olurken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şu açıklamayı yapıyor. Gerginliğin artmasıyla İran değil İsrail ilgileniyor. Rusya Federasyonu ise gerilimi önlemek için her şeyi yapıyor. Rusya gerilimin izleyicisi olmayacak ve üzerine düşeni yapacak. Örnek olarak Suriye'ye bakın. Tabii tevatür muhtelif başlıkta sorduğumuz soruya cevaben. Bunların içinden en ilginç olanı Pasifik'teki savaş geciktirme. En out of box denilen çerçevenin dışından bakış. Kim ne derse desin oyun büyük bu aşikar. Çünkü sonuçları itibariyle dengelerin değiştirilmek istendiği çok bariz. En çok da mevcut kara ve deniz ticaret güzergah yazısındaki deyimimizle koridor savaşlarıyla değiştirilmek isteniyor görüldüğü kadarıyla. Ve her zaman olduğu gibi bunda da kullanışlı aktörler en favori aparat. Star gazetesinden Filiz Katman'ın makalesini sunduk. Orta Doğu Savaşı mı? Makaleler arasından programı Bekir Hazar'ın makalesiyle devam ediyor. Takvim gazetesindeyiz. Gönüllü Ordular. bilerek olduğu kadar bilmeyerek de başka ülkelere üzeri örtülü casusluk yapanlar var ülkemizde. Sizlerle geçtiğimiz yıllarda aktarmıştım İngiliz yayın organlarında çıkan haberleri. İstanbul Boğazı'nda dürbünle gemi trafiği takip edenler var. Her gün kaç Rus gemisinin geçtiğini tespit edip sosyal medya hesaplarından hobi olarak yayınlıyorlar. Geçmişte bu işi İstanbul'a gönderdiğimiz maaşlı ajanlar yapardı. Şimdi meraklı Türkler sayesinde bu bilgileri bedavaya alıyoruz deniyordu haberde. Dijital çağın başlangıcında olduğumuz şu dönemde sosyal medyanın muazzam bir casusluk veri tabanı oluşturduğunun hiçbirimiz farkında değiliz. İsimsiz sahte hesaplarla her ülkede tuhaf konular ortaya atılıyor istihbarat teşkilatları tarafından. Mesela tartışma ve çatışma konusu olan çok sayıda gerilim, gerilimli atışmalar oluyor sosyal medya üzerinden Türkiye'de. Birisi fitili yakıyor. Binlerce kişi bu tartışma konusuna yorum yapıyor. Birbirine hakaret, küfür yağdırıyor. İstihbarat teşkilatları bu yazışmalardan ülkenin demokratik yapısından tutun insanlarımızın hangi noktada çatışıyor, ayrışıyor hususuna kadar muazzam verilere ulaşıyor. Bu ülkede hangi konularda fitne çıkartmanın kolay olduğu bilgisine kavuşuyor. Sosyal medya çatışmaları öyle bir hale aldı ki artık aklımızı, ruhumuzu, beynimizi ve birbirimizi yumruk gösterdiğimiz konuları depolayıp bizi hücrelerimize kadar öğrenip fişlediler. Bir Amerikalı dostum bir gün bana ilginç bir öneride bulundu. CIA bazen Türkiye'de Twitter üzerinden sahte hesaplarla dini konularda dahi tartışma ateşleyerek yazışma başlatıyor. Binlerce kişi bu konuya balıklama atlıyor. Buradan kimin ılımlı? ne kadar insanın radikal olduğuna kadar veri alıp analizler yapıyorlar. Özellikle DAEŞ terörünün Irak ve Suriye'de tavan yaptığı dönemde bu konu çok denendi. Sosyal medya sayesinde Daşa, Türkiye'den kaç kişinin ve kimlerin katılma potansiyeli olduğu hususunda veri tabanı elde ettiler. Aklında olsun bu tarz tartışmalara katılma, fişlenirsin demişti. Hepimizin sosyal medya üzerinden kayda girdiğimiz dijital bir çağda yaşıyoruz. 1960'lı yıllarda bu ülkeyi ilçelerine kadar gönüllü Amerikalı öğretmenler gönderip ajan devşirdiler. Bunu da öğrenci seçerek yaptılar. Mesela komşumuzun oğlu okul birincisiydi bizim kasabada. 10 bin nüfuslu küçücük ilçede lisemizde iki Amerikalı gönüllü öğretmen vardı. Okul birincisi oğlu olan komşumuzu ziyaret ettiler. Bu çocuğu Amerika'ya götürüp bedava okutmak istiyoruz diyerek adeta yalvardılar. Komşumuz akıllı bir adamdı. "Neo oğlumu ajan olarak devşirecek misiniz?" diyerek onları reddetti. Tabii o dönemde Amerika'ya gidip eğitim alacak maddi gücü pek çok kişi de yoktu. Ama şimdi binlerce kişi çocuklarını Amerika'da yasal yoldan öğrenci olarak okutabiliyor. Tabii iş sadece bununla kalmıyor. Kaçak olarak da binlerce gencimiz Amerika'ya gidiyor. Geçtiğimiz aylarda Beyaz Saray'ın resmi yayın organında Meksika üzerinden Amerika'ya kaçak giden Türk sayısında patlama yaşanıyor. Yüzde 50 arttı. Yıllık rakam 50 bine ulaştı. Çoğu bir okula girmek için tehlikeli yolları seçiyor diye haber vardı. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri bile hayal bile edemeyeceğiniz ölçüde istihbarat için kullanıyorlar. Mesela geçtiğimiz yıllarda bize Amerika'dan bir öğrenci grubu ziyarete geldi. Öğrenim gördükleri okuldan tez hazırlamaları için görev vermişlerdi. Konu da çok ilginç. Bir zamanlar Türkiye'de haber kanalları içinde izlenmede NTV açık ara öndeydi. A Haber kurulur kurulmaz onu geçti. Çok kısa sürede bunu nasıl başardı diye araştırmaya göndermişler öğrencileri. Adamlar bunun neticelerini bile bizim gençlerimize araştırma yaptırıyor. Kılcal damarlarımıza kadar çözüyorlar. Ardından dünyanın dört bir yanından gelen binlerce öğrencinin ülkeleri hakkında hazırladıkları bu tezler CIA veri bankasında depolanıyor. Tabii iş bununla da bitmiyor. Amerikalı dostum geçtiğimiz günlerde bana abonesi olduğu Amerikalı çok sayıda Yahudi düşünce kuruluşunun kendisine gönderdiği raporları gösterdi. Adamlar Etiyopya'daki kuraklığın nedenlerinden tutun ülkelerdeki ayrışmalara, Mısır'daki cemaatlere, Güney Afrika'daki Klimanjaro dağlarındaki kabilelere kadar her konuda rapor hazırlıyorlar. Amerikan okullarında öğrenim gören yabancı öğrencilerin ülkeleri hakkında hazırladıkları tezler de bunun en büyük kaynaklarından biri oluyor. Amerika neredeyse tüm üniversiteler Yahudi lobilerinden milyarlarca dolar bağışı boşuna almıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde ilginç bir açıklama yapmış, bir rahatsızlığı anlatmıştı. Arkadaşımız sosyoloji çalışacak yurt dışına gidiyor. Türkiye'deki dini ve etnik azınlıklarla ilgili master, doktora tezi yapıyor. Bu çok rahatsız edici. Yurt dışına gönderdiğimiz kişinin Türkiye ile ilgili bir tez çalışması yapmasını iyi niyetli bulmuyorum diyordu. Haklıydı. Türk öğrenciler farkında olmadan yabancı bir ülkeye tez adı altında muazzam bir istihbarat yağdırıyor. Bunun bilinçsizce yabancı istihbaratlarına gönüllü eleman olmaktan farkı yoktu. Unutmayın, Amerika'da sanayi ve tarımın ülkedeki payı yüzde otuzdur. Yüzde yetmiş hizmet sektörü ve bilgi bankasıdır. <laughs> Takım gazetesinden Bekir Hazar'ın "Gönüllü Ordular" başlıklı makalesini sunduk. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Yarın yeniden görüşürüz.